Evet arkadaşlar, bir haftadır giremiyorum. Evet, mesajlarınızı alıyorum. Hayatımın en kötü bir haftasını geçirdim. Paris biliyorsunuz hastalandı. Ben Paris'in karnında bir böyle şişlik gibi bir şey hissedince gece saat 1:30'da, çünkü bir anda oldu. 1:30'da veteriner hastanesine götürdüm. Veteriner hekim, çok kritik dedi. Ben o zaman bilmiyordum, Türkiye'de veterinerlik eğitimi yapılmıyor arkadaşlar. Sevgili hocalarımız, herkese diploma vermeyin, ya da eğitemiyorsunuz, eğitemediğiniz için diploma veriyorsunuz. Başka bir açıklaması yok. Ben Bodrum'da da büyük veteriner sıkıntısı yaşadım. Şimdi İstanbul'da da bu sıkıntıyı yaşadım. Hepsini anlatacağım. Neyse işte götürdüm, kritik. Neden bilmiyorum. Orada bir kitle oluşmuş, içi kan dolmuş. Ameliyat da edemeyiz. Değerleri çok düşük. Evet, ama sebep bilemiyoruz. Şimdi anlıyorum ki işte hastaneye yatış yaptılar. Yatışı yaptık, okey. Şu anda anlıyorum ki yapılması gereken ilk şey, Paris'in hemen bir takım şeyler var, testler var. İşte kanda parazit mi var, ya da tümörle, ya da bir tümörleşme, bir kanser mi var? Onların testinin yapılması gerekiyormuş en acil. Ve hemen kortisona başlanılması gerekiyormuş. Başlamadılar. Sadece yatış. Yani evde de yatardı. Neyse, sabah aldım oradan. Başka, güya güvendiğim başka bir hastaneye götürdüm. Orada da baktılar. Kitleye baktılar. Gene kortizon yok ama. Kimse kortizon vermiyor. Evet, sabah hastaneye gittim, aldım ya. Teşhis yok. Tedavi yok. 10.800 lira ücreti var. Ödedim, çıktım. Yani ben zaten para konuşmuyorum, sağlık söz konusu olduğunda. Çıktık, öteki tarafa gittik. Orada da gene teşhis yok, tedavi yok. Bir de üstelik kan değerleri bu kadar düşükken, ameliyat olmaması gereken bir köpeği ameliyat ediyor güya hoca. Sonra ben bunu sorduğumda da bana diyor ki, ama siz ameliyat etmemi istediniz diyor. Ya eğitim ben mi aldım? Edilmeyecekse bana denecek ki bu kesinlikle edilmemesi lazım. Bu sefer ben döndüm, normal insan doktorları, profesör hocalarla görüşmeye başladım. Yani bizim doktorlarımız, iç hastalıkları bilmem ne. Kesinlikle ameliyat edilmemesi gereken bir hasta. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Acil kan nakli ve kortizon. Çünkü kan kalmadı yavrumda. Neyse, ameliyat edildi. Ameliyattan sonra bugün kalsın, yarın kalsın denildi. Ameliyatta aldığı kitle için kanserli bir kitle dedi ameliyatı yapan kişi. Tabii üzüldük biz çok. Diyoruz ki, tabii ameliyat olunca kan değerleri iyice düştü, sıfıra geldi. Çünkü ameliyatta da kan kaybediyor ya. Kanserli dedi. Hücre patolojiye gitti. Bir haftadır patoloji çıkmadı, bugün çıktı. Kanser değil. Ondan sonra orada da artık eşim devreye girdi ve diyor ki, kortizon kan nakli, kortizon kan nakli, kortizon kan nakli. Ne kortizon yapıyorlar, ne kan nakli yapıyorlar. Israrla yapmıyorlar. Yok kan nakli riskliymiş de, yok bilmem neymiş de, böyle boş, bilimsel olmayan, bilimden uzak, bilgisizlikten kaynaklı. İngiltere'deki Royal Veterinerlik Fakültesi var. Oradan bir hocayla, bizim tanıdığımız hocalardan birinin tanıdığı bir profesör. Amerika'daki Caldwell Üniversitesi'nin Veterinerlik Fakültesi'nde bir profesör. Artık çıldırdık, çünkü ülkede veteriner yok. Hepsi aynı görüşte. Niye ameliyat oldu bu köpek? Niye ameliyat oldu bu köpek? Bütün profesörler hemen kan nakli ve kortizon diyor. Fakat ameliyat olduğu yerde 2 gün, ben alana kadar artık yavrum halsizlikten ölecek. Ne kortizon veriliyor, ne kan nakli yapılıyor ve bize yaptık deniliyor. Ve ertesi gün test alıyoruz ki hiç kan nakli falan yok. Bir de yalan söyleniyor bize. Ölecek köpeğim yani bunların yüzünden. Ondan sonra tekrar öbür hastaneye getirdik, aldık. Orada hemen kan nakli yaptırdık. Kortizona başlattık. Kan nakli için yavrum Mojito, Esra'nın köpeği, herkese verebilen bir kan çıktı mı şansımıza?
Neyse, ondan hemen kan aldık. Ondan sonra bu sefer de fazla kan vermişler mi size? 2-3 gün onun şeyin daha yeni yeni toparlanamıyor yani. Toparlanıyor ama yeni yeni. Kanı da fazla vermişler. Zaten ben yanına çıktığımda baktım kocaman bir kan. Yani ben bile hiçbir bilgi sahibi olmadığım halde bana tuhaf gelmişti o kan ama. Yani çok da dedim biliyorlardır herhalde. Sonra Paris'te gelişen bir takım bulgulara göre eşim dedi ki fazla kan verilmiş. Çok belli. Yani iyi ki kalp krizi geçirmedi dedi. Bilgi sıfır. Tomografi çekildi bu arada, size onu söyleyeceğim. Tomografiden ne rapor geldi biliyor musunuz? Tomografiden çıkan sonuçta 2 sene önce Paris'in safra kesesi alındı. Fakat tomografide çok güzel bir şekilde safra kesesi anlatılıyor. Safra kesesi şöyledir, kontürleri böyledir, carttır, curttur. Biliyor musunuz? Sonra benden özür diliyorlar. Şaka gibi. Bunun özür mü var ya? Bu özür mü? Bunun özrü olabilir mi ya? Olmayan bir organla ilgili orada yazı var. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Bilgisizsiniz ya. Bir tane veterinere ya da herhangi bir şeye saygım yok artık. Vallahi yok, bilgisizsiniz. Ben bilgisiz insana saygı duymam. Hem bilgisizsiniz hem bu işi yapıyorsunuz. Yapmayın. Vallahi yapmayın. Deli misiniz siz ya? Köpeklerin hayatıyla bizim onlar yavrularımız oynuyorsunuz. Şu anda Türkiye'deki veterinerler ancak, bakın ne yapar biliyor musunuz? Hemşirelik yaparlar köpüşlere, kedilere, hayvanlara. Damar yolu açarlar. Ne verili, aşılarını yaparlar. Ne, onu bile doğru düzgün yapamıyorlar. Her aşıdan sonra, bakın bazı aşılardan sonra bile oluşan o şeyler var ya, yumrular. Onlar zamanla kansere bile dönüşüyor bunların yüzünden. Nereye aşı yapacaklarını bile bilmiyorlar. Hemşirelik bile yapamazlar. Ama damar yolu açarlar, serum takarlar. Bu hemşireliktir, bu bilim değildir. Ya sen nasıl böyle bir bu kadar bilgisizsin, ben anlamıyorum. Yani ben veteriner olsam, diyelim ki eğitimim doğru düzgün olmadı. Ya giderim normal insan doktorlarına, yapışırım profesörlere, iç hastalık, kardiyoloji bilmem ne, şu bu, immün sistemi için bilmem ne. Onlardan danışmanlık alırım ya, bilgi alırım. Alırım. Bir sene oldu olmadı, benim eşimin asistanının köpeği vardı. Lanet olsun ki biz tavsiye ettik Animalia'yı. Orada kısırlık ameliyatına girdi. Overdose narkozdan öldü. Karşınızda muhatap olarak da işletmecisi çıkıyor. Bana ne dedi biliyor musunuz? Böyle komplikasyonlar olur. Hadi lan oradan. Nasıl olur? Nasıl olur ya? Hasta değil. Hiçbir şey değil. Sağlıklı bir köpeğe overdose, narkoz veriyorsunuz. Böyle komplikasyonlar olur diyorsunuz. Karşınızdaki de veteriner de değil. İşletmeci. İşletmeci ya. Şaka gibi. Veterinerler tamamen para kazanma amaçlı kurulmuş yerler. Bunu anladım ben. Tamamen para kazanmaya hedeflenmiş. Yani köpekleri severim, onlar için bir uğraşalım, bilimimizi, ilimimizi arttıralım. Yok. Yok. Ticarethaneler. Veterinerlik sıfır. Türkiye'de bilmiyorum. Belki 2-3 tane veteriner vardır. Onlar da kim bilmiyorum. Var mı onu da bilmiyorum. Sevgili hocalar, ya eğitemiyorsunuz? Bana Paris için diyor ki, İşte veterinerin biri. Bir tane duayenimiz var bizim diyor, işte diyor iç hastalıkları duayenimiz, profesör diyor, işte diyor kadın diyor. Kesinlikle o bakmalı bilmem ne. Arkadaş, sizin o duayen dediğiniz kişi Paris'in safra, binlerce test yaptı, safra kesesinde taş olduğunu bulamadı ya. Paris'in safra kesesi için bilmiyorduk yani, anlaşılamıyor bir türlü. O duayen dedikleri doktora da götürdüm ben işte. Doktor demiyorum, veteriner de demiyorum. Bunların hocalarıymış güya. Ben testleri vardı, bir gün önce yapılmıştı. Dedi ki biz yeniden test yapalım. İyi dedim, herhalde kendince bir değişik test yapacak. Sonuçta hoca ya dedik.
Neyse yaptı. Binlerce test yaptı. Safra kesesindeki taşı bulamıyorsunuz ya, göremiyorsunuz. Nesiniz siz ya? Nesiniz siz ya? Siz bir de hocasınız öyle mi? İşte sizin verdiğiniz eğitimle de böyle öğrenciler. Yazıklar olsun. Vallahi yazık. Ortada dolaşmayın profesörüz bilmem neyiz veterineriz diye. Utanın biraz utanın. Adam açıyor ameliyat ediyor. Fıtık orada fıtığı var biliyorum. Daha önce de ben oraya fıtık ameliyatı için onu yatırdım. Fıtığını aldı. Hatta iki fıtık vardı. Birini bırakmış. Dedim niye bıraktınız? Öyle hepsi almaya kalkarsak falan böyle saçma sapan bir şey. Bence öyle olmadı o iş. Soktu ameliyatı. Ya unuttu diğer fıtığı ya da başkasına yaptırdı. Ona da söylemeyince o da almadı fıtığı. Başka açıklaması yok. Oradaki fıtıklaşma. Fıtıklaşmayı aldı ve o fıtığa kanser dedi ya. Kanser dedi. Binlerce güya kanser ameliyatı yapmış. Kanser ameliyatı, kanser hücresini tanıyor doktorlar, tanıyor mesela insan doktorları. Bu kanserli mi değil mi? Daha baktığında açmasına bile gerek yok. Daha muayenede tanıyor, ultrasonda tanıyor. Doktorluk böyle bir şey. Böyle bir şey. Sonuç olarak Paris'in şimdi bu bir test aldık. Bakacağız bir haftaya kadar belli olur. Altında yatan bir lösemi mi var? Yoksa başka bir şey mi var? Immün sistemiyle ilgili bir rahatsızlığı mı var? Onları anlayacağız. Şu an Paris'in tedavisini normal insan doktorları işte buradan kan man alıyoruz. Biz artık veterinerleri dinlemiyoruz yani. İnsan doktorlarına gönderiyoruz. Onların söylediği şeyleri yapıyoruz. Zaten eşim koordineli insan doktorlarıyla bir istişare yapıyor. Yani istişare yapmadan olur mu bu iş ya? Bilgi alışverişi. Şimdi Paris'i insan doktorları tedavi ediyor biliyor musunuz? Ne kadar korkunç değil mi? Eşim de en sonunda bu ameliyatı yapan şeye geldi, yere geldi, kişiye geldi. İşte nedir falan diye sordu. Diyor ki kansere bağlı otoimmün hastalığı. Tıpta böyle bir terim yok arkadaşlar. Biliyor musunuz? Yok. Eşim dedi ki ne diyor bu ya dedi. Kansere bağlı otoimmün ne dedi. Bilmiyor ki. Bilmiyor. Kansere bağlı otoimmün. Böyle bir şey yok. Yok. Y-O-K yok. Ne diyor bu ya dedi. Bu bir şey bilmiyor dedi ya. Şiştik ki ne şiştik sormayın. Sormayın yani. Yaşadığımız ızdırabı sormayın. Bilgisiz bir sürü insanla uğraşıyoruz bir haftadır. Sıfır bilgi. Bakın bu kadar net söylüyorum. Sıfır bilgi. Bir öğrenmişler. Çok kritik, çok kritik. Bilmiyoruz hayat tehlikesi var. Çok kritik. Bir bu. Bilgi falan yok yani. Ne kritik ne değil onu bile bilmiyorlar. Kritik kritik. Ben Koko'yu götürmüştüm işte hayvan hastanesine. Kanlı İsa'y. O Koko gayet iyi ama hemen anında. Ay çok kritik. Oğlum önce bir test yapsana. Yapsana bir test. Çünkü Koko'nun bağışıklığı varmış. O çıktı sonradan. Sen ne hemen bilip bilmeden saniyesinde böyle konuşuyorsun? Bilgisiz. Yemin ediyorum eğer internete bakıp bu bilgileri edinmiyorlarsa ben de hilal değilim. O kadarını biz de yaparız. İnternet bilgisiyle çalışıyorlar. Yemin ediyorum bakın. Hiç yanılmam. Size yemin ediyorum.